Sırtıma doktor. <laughs> seni şey alacağım şimdi. <laughs> deprem yerinde bir doktor var hastaların hepsine parol yazıyor diyeceğim. İstanbul'dan deprem bölgesine 80 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdik biz gönüllü. Ekibin lideri olarak da ben eşlik ettim arkadaşlara. Ortalama bir gün yolumuz sürdü. Gittikten sonra zaten hiç kimse dinlenmeden hemen sahalara, köylere, ulaşılmaya yerlere birkaç tane sağlıkçı arkadaşımıza yola çıktık. Geldiğimizin akabinde gece yattık. Arkadaşlarla sabah kalktığımızda sağlıkçı ekibimize bir arkadaş gelmiş kendisini tanıtmış. Bize katılmak istediğini söylemiş. Benim arkadaşla görüşmem üzerine kendisini beyin cerrahı olarak tanıtan, isminin Ertuğrul olarak tanıtan bir arkadaş Kahramanmaraş'ta görev yaptığını, oradan da buraya gönüllü olarak geldiğini söyledi. Bize destek olabileceğini düşünerek, oradaki herkesin yardıma muhtaç olduğunu düşünerek, biz de arkadaşın faydasını sağlayacağı için aldık ekibimizi. Bir araştırma şansımız yoktu. Buradan götürdüğümüz ekibi komple zaten araştırıp götürdük. Akabininde ben e, pazar gecesi, ikinci günün gecesi bazı ekip arkadaşlarımızla geri dönüş sağladık. Orada ham olarak dört tane sağlıkçımız, dört tane de teşkilattan kardeşimizi bıraktık. Bir de beyin cerrahı olan Ertuğrul isimli şahıs kendisinin kendisinin de kalmak istediğini söyledi. Biz de müsaade ettik. Orada kaldılar. Beş gün boyunca aktif olarak sahada sağlıkçı personel olarak görev yaptılar. Akabinin de kendisinin çok varlıklı bir aileden geldiğini, babasının, annesinin yurt dışında ünlü bir beyin cerrahları olduğunu, doktor olduklarını söyleyerek bizim arkadaşlara daha da güzel sürekli güven ederek işlemler yaptı. Finalde kendisinin İstanbul'da iş adamlarıyla toplantısı olması sebebiyle İstanbul'a gelmesi gerektiğini ama ertesi günün akşamı uçakla ekstradan arkadaşlarımıza malzemelerle geri döneceğini söyledi. Bir arkadaşımız da işi sebebiyle dönülmesi gerektiği için beraber yola çıktılar. Yolda giderken bu arkadaşımıza kuzenin acil bir şekilde para göndermesi gerektiğini, kendisinde yurt dışı hesabı olduğu için hemen gönderemeyeceğini, ondan gönderebileceğini, gönderebilir miyim diye soru sordu. Arkadaşımız da iyi niyetini güvenerek tabii ki de olur dedi. 3 bin lira kadar bir para Neda Ergün isimli hesaba gönderdi. Arkadaşımız burada bir ilişkilenmiş. Yolun ilerleyen saatlerinde bu Ertuğrul diye tanıtan şahıs telefonunun şarjının bittiğini ve arkadaşımızın yedek telefonunu kullanabileceğini mi diye soruyor. Arkadaşımız da veriyor. Bu isimli şahıs tamamen telefon aldıktan sonra Neda Ergün ismiyle bütün girişlerini yaptı. Arkadaşımız da bu Neda Ergün isminden şüphelendi. Kendisi emin olamadı. Hatay'daki ekibimizle görüştü. Onlarla da çevresindeki bizim ekipteki çocuklardan ortalama hepsini toplama 15-20 bin lira bir para almış ekipten yola gidiyorum diye. Sonrasında Ertuğrul isimli şahsı Hatay'daki ekibimize bir miktar para ve ilaç yardım yapacağımızı söyledim. Kendisi de oraya gideceğini söyledi. Seve seve paraları ve ilaçları götüreceğini söyledi. Kendisini Ocak il binamıza çağırdık. Oturduğunda konuştuk, ettik. Sonrasında muhabbetleri anlattık. Neden böyle bir şey yaptığını sorduk. Kendisinde bunun bir hastalık olduğunu, ilerleyen zamanlarda da tekrar tekrar yapacağını söyledi. Emniyet güçlerinden öğrendiğimiz kadarıyla bu arkadaşımızın isminin Neda Ergün olduğunu, 39 tane dolandırıcılıktan dosyası olduğunu, bir tane cezaevinden izinli çıktığını ve kamu görevini yanlış ve kötüye kullanmaktan arandığını öğrendik. Hiç bilgimiz yok ama belki oradaki depremzede de mağdurları dahi dolandırmış olma ihtimali var. Aynı hareketleri İzmir depreminde de yapmış bu arkadaşımız.